Merhaba, seçim artık 16 gün var. Bugün programda kadın adaylarla ilgili haberler vereceğiz. En çok kadın adayın yarıştığı illerden İzmir'e gideceğiz. Ayrıca İstanbul'un ilçelerinde adayların vaatlerini ekrana getirmeyi sürdürüyoruz. Bugün Avcılar'da AK Parti ve CHP adaylarına mikrofonu uzatacağız. Balıkesir, Van'daki adayların vaatlerine de bakacağız ama önce Ankara'ya döneceğiz. Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özaseki'nin basın toplantısına ilişkin notlarla başlıyoruz. Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özaseki, rakibi Mansur Yavaş hakkındaki iddialarla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Ayrıntıları Özden Erkuş'tan alacağız. Ankara'ya dönüyoruz. Özden karşımızda. Özden, öncelikle tabii Özaseki sahte senet iddialarına ilişkin neler söyledi? Bununla başlayalım. Hemen şunu belirtelim, AK Parti Genel Merkezi'ndeki basın toplantısı kalabalık bir heyetin eşliğinde gerçekleştirildi. AK Partili yöneticiler vardı ama onların yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi'nin il başkanı ile MHP'li bir genel başkan yardımcısı da bu basın toplantısını izleyen isimler arasında yer aldı. Mehmet Özaseki, Mansur Yavaş'ın basın toplantısındaki ifadelerini eleştirdi. Basını, beni ve parti sözcümüz Sayın Ömer Çelik'i suçladı. Ben böyle bir kurnazlıkla ilk kez karşılaşıyorum ifadesini kullandı. Ardındansa bu şahısla, kriminal dediğiniz şahısla ilişkili olan sizsiniz. Bizi niye karıştırıyorsunuz? Bu sizin meseleniz. Mağduriyet edebiyatıyla son 15 günde bu işi götürme gayreti içindesiniz suçlamasında bulunduğu Mehmet Özaseki, Mansur Yavaş için. Birlikte 10 yıldır ilişkileri olduğunu ve birlikte atış talimleri bile yaptığını söyledi ve bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim cümlesini kullandı. Kriminal dediğiniz şahıs her kimse sen tanıyorsun, biz tanımıyoruz ifadesi de yine Mehmet Özaseki'nin ifadeleri arasında yer aldı. Ardından da bir dizi soru yöneltti Mansur Yavaş'a yanıtlaması isteğiyle. Öncelikle bu senedi kim düzenledi sorusunu yöneltti ve mahkeme kayıtlarında senedi önümde imzaladı dediğiniz imzanın o şahsa ait olmadığı jandarma ve adli tıp raporlarıyla kanıtlandı. Burada koca bir yalan var. Bu yalanı kim söylüyor sorusu bir başka soruydu. Ve bu kadar meblağlı, 600 bin dolarlık meblağlı senedi hangi hizmet karşılığı aldınız? Bunu söylemek zorundasınız. Avukatlık ücreti ise vekaletname var mı? Danışmanlık ücreti olarak istedim diyorsanız sözleşmeniz var mı? Ve bu kadar büyük parayı hangi marifetiniz için almayı düşünüyorsunuz ifadesi yine Mehmet Özaseki'nin kullandığı ifadeler arasında yer aldı. Basın toplantısında Mehmet Özaseki, Yavaş'ın mahkeme kayıtlarına yansıyan ve ihtilaflı olduğu şahsa gönderdiği bazı kısa mesajları da paylaştı, onları da okudu. O mesajlar arasında hukuk fakültesi diplomanı iptal ettiririm, parayı öde bu işler bitsin, öde borcunu konu kapansın, kodesi hazırlan, senin düğününü basacağım, seni Ankara'da yaşatmayacağım şeklindeki mesajları da seslendirdi Mehmet Özaseki. Ve Özaseki burada mağduriyetten ziyade tehdit eden mağrur bir adam var ifadesini kullandığı AK Parti Genel Merkezi'ndeki basın toplantısında. Peki mal beyanına ilişkin de bazı ayrıntılar verdi Özaseki. Nasıl ayrıntılar var o mal beyanında? O da bir tartışma konusu. İki aday arasında bilindiği üzere Mansur Yavaş mal beyanını açıkladıktan sonra Özaseki'nin de açıklamasını istemişti. Özaseki bununla ilgili olarak şunu söyledi. Ben uzun süredir kamu görevi yapıyorum ve bugüne kadar 25 kez mal beyanında bulundum dedi. Ve son mal beyanında milletvekili seçildiğinde yaptığını söyledi. Ve toplantının sonunda da mal beyanını biz habercilerle paylaştı. Ama aynı mal beyanını taahhütlü olarak Mansur Yavaş'a da gönderdiğini söyledi. Özaseki, gelelim mal beyanı kayıtlarına. Özaseki'nin mal beyanında kendisinin ve eşinin üstüne 6 ev bulunuyor. Ayrıca kayıtlarda eşinin üstüne bir otomobil, ikisi %49 hisseli, biri %6.6 hisseli, biri %99 hisseli, toplam 5 şirketin ortağı görünüyor Mehmet Özaseki. Bunların dışında 159 bin liralık hisse satışından elde edilmiş gelirle 293 bin dolarlık borç da yine Mehmet Özaseki'nin mal beyanı kayıtlarında yer alan veriler arasında yer alıyor. Özden Erkuş'a teşekkür ediyoruz. Şimdi adaylarla devam edeceğiz yerel seçim yaklaşırken. Geçtiğimiz hafta bilindiği gibi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ydü. Geride bıraktık. O gün erkek egemen bir dünyada hem varlık hem kalıcılık mücadelesi veren iki kadını ekrana getirmiştik. Gaziantep Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin ve Aydın Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu.
Onlar seçilen iki isimdi. Az sayıda aday arasından seçilebilmişlerdi ama bu yerel seçimlerde de yine siyasete girmek isteyen, aday gösterilen kadınların sayısı az. 30 büyük şehirde belediye başkanlığı için 13 partiden toplam 316 aday yarışacak ve bunların sadece 35'i kadın. Rakamlara bir bakalım, ardından en çok kadının yarıştığı şehirlerden birine bakacağız. 30 büyük şehir yarışında AK Parti 1, CHP 1 kadın aday CHP 1 kadın aday çıkarıyor. Bağımsız Türkiye Partisi'nin 2, HDP'nin 3, Demokratik Sol Parti'nin 4 kadın adayı var. Demokrat Parti 4, Vatan Partisi 5, Türkiye Komünist Partisi 7 aday çıkarıyor. Saadet Partisi, MHP, İyi Parti az sayıda büyükşehir adayı çıkarsa da onların içinde hiç kadın yok. Büyük Birlik Partisi, Hür Dava Partisi ise büyük şehirlerde aday çıkarmıyor. İl ve ilçe yarışına bakıldığında da en çok kadın aday çıkaran parti, tabii seçilme ihtimali zor gibi görünse de, Bağımsız Türkiye Partisi. 140 kadın aday var Bağımsız Türkiye Partisi'nin. Demokratik Sol Parti'nin 54, Vatan Partisi'nin 52 kadın adayı yarışıyor. Tüm il ve ilçelerde Halkların Demokratik Partisi 38, Türkiye Komünist Partisi 33 kadın aday çıkarıyor. CHP'nin 33, Demokrat Parti'nin 32, Saadet Partisi'nin 23, AK Parti'nin 22, MHP'nin 17, İyi Parti'nin 16, Büyük Birlik Partisi'nin 16 kadın adayı var. 19 kadınsa yarışa bağımsız olarak giriyor. Yerel seçimlerde kadın adayların öne çıktığı kentlerden biri İzmir. İzmir'in ilçelerinde toplam 39 kadın belediye başkanı olabilmek için çalışmalarını yürütüyor. Adayların vaadi, kadın eliyle daha yaşanılabilir ilçeler yaratmak. Karşıyaka Belediye Başkan adayıyım. İzmir, kadın adayların en çok olduğu kentlerin başında geliyor. 30 ilçesinde 234, büyük şehirde 12 olmak üzere toplam 246 aday seçim yarışına girdi. Destek ediyoruz sizden. Tamam canım benim. Bu adayların 39'u kadın. En çok kadın aday Demokrat Parti'den gösterildi. Demokrat Parti saflarından 7 kadın yarışa girerken AK Parti 5, MHP 1 aday gösterdi. Saadet Partisi'nin 4, CHP'nin 3 kadın adayı var. Sizi çok seviyoruz. İnşallah yolunuz açık olur. Bunlardan biri Fatma Çalkaya. Turizmci olan Çalkaya, 15 yıldır Balçova Belediye Başkanlığı yapan eşinin adaylığı YSK tarafından düşürülünce bu ilçeden CHP'nin adayı gösterildi. O İçişleri Bakanlığı'nı yapacak, ben Dışişleri Bakanı olacağım. Evdeki çamaşırı bulaşıyor herhalde, o girecek. Bu ilçeyi Allah nasip ederse ki 1 Nisan'da ben bu ilçenin belediye başkanı olacağım. İlçenin yönetimini de bana bırakmış olacak. Rolleri değiştik. Yani zaten yemek yapıyordu ama şimdi onun en büyük endişesi işte ütüyü bilmiyordum. Ütü yapmam lazım, ütüyü öğrenmem lazım. Onun endişesini yaşıyor ama onun da üstesinden gelecek. Rolleri değiştik, tersine dünya. Teşekkür ederim. Çalkaya kadınların siyaset dışı kalmaması gerektiğini belirtiyor. Tabii ki kadın bakış açısı çok farklı. Bir anne gözüyle bakmak farklı, bir anne şefkatiyle dokunmak farklı. Bunu herkes burada yaşayacak. Ben bir de şunu düşünüyorum, Balçova'da bir çocuk kreşi, onu hayata geçirmek istiyorum. Belki biraz daha estetiğe önem vereceğim. Çocuklara zaten yapılan, işte kadına yapılan bir hizmet vardı ama bunu bir üst boyuta taşımayı çalışacağım. Cumhur İttifakı kentte 8 kadın aday gösterdi. Bu adaylardan biri AK Parti Karşıyaka adayı Ayda Maç. 9 Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu olan Ayda Maç, yerel seçimlerde projelerin yarıştığına dikkat çekiyor. Ben Karşıyaka Belediye Başkanı adayıyım. Ben belediyeciliği siyasetin üzerinde görüyorum. Görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bir Karşıyakalı olarak bunu kendimize yapmalıyız. Yani bu defa yapmalıyız. O parti, bu parti ideolojik düşünceleri bir tarafa bırakıp artık önümüze bakmalıyız. Hizmete odaklanmalıyız ve bence adayları yarıştırmalıyız. Kişiler çok önemli, inanın. Pek çok Karşıyakalı adayları tanımıyor. Ve ideolojilerin peşinde benim adayım belli diyor, benim oyum belli diyor. Bu düşüncelerden biraz uzaklaşırsak, çünkü hizmete odaklanmamız gerekiyor. Ayda Maç, partisinin Karşıyaka'da 26 kadın belediye meclis üyesi adayı olduğunu vurguluyor. Kadın çünkü birlikteliği sağlar, tutumludur, kafasına koyduğunu yapar ve güçlü bir karakterdir.
toparlayıcıdır. Elbette kadının dokunuşu çok önemli. Ama sadece cinsiyette bu işi dikkat çekmemek gerek. Vizyon da önemli. Kolaylıkla her şeyin başarılabileceğine inanan kadınlardanım. Yeter ki istensin, istek olsun ve kadın bunu ister, istedi mi yapar. Saadet Partisi desteklerimiz çok kıymetli, çok değerli bizler için. Diğer kadın aday Saadet Partisi'nden. Parti İzmir'de 4 kadın aday gösterdi. Nasılsınız? Sağ ol. Teşekkür ederim. Özel sektörde yöneticilik yapan Ceren Kara, partisinin kadına verdiği öneme dikkat çekiyor. Daha vicdanlı, daha naif bir siyaset uygulayarak, kavga etmeden sorunların çözümüne odaklanabilseydik. Her zaman şunu söylüyorum ben, Buca benim yuvam, ben Bucalıyım. Yuvayı da dişi kuş yapar. Keşke kadınlar, hanımlar daha çok belediye başkanlığı adaylığında, belediyecilikte, aynı şekilde siyasetin her alanında kendilerine mutlaka daha fazla yer bulmalılar. Kara'ya göre siyasette cinsiyet ayrımcılığı çok büyük bir sorun. Kadınların her zaman öncelikle siyasetin içerisinde yer almasından çok yanayım. Bu milletvekilliği seçimlerinde de böyle ama belediyecilikte özellikle kadın adayın fazlalığı çok önemli benim için. İzmir'den Balıkesir'e geçeceğiz. Balıkesir 24 Haziran seçimlerinde ittifaklar arasındaki farkın çok az olduğu illerden biriydi. O fark %2'den azdı. Bu yüzden yarışın çekişmeli geçeceği illerden Balıkesir. Millet İttifakı'nın adayı İsmail Ok, İYİ Parti'nin adayını CHP destekliyor. AK Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı da Yücel Yılmaz. Yılmaz projelerini tanıttı. 6,5 milyar liralık yatırımla 108 bin Balıkesirli'ye istihdam sağlayacağını söyledi. Yılmaz'ın 10 hedefi var. Sanayi, lojistik, turizm, tarım, enerji atılımlarıyla kalkınan Balıkesir, yeni otoyollar, çevre yolları, raylı sistemleriyle ulaşan Balıkesir, enerji yönetimi ve tüketim kontrol sistemleriyle ekolojik Balıkesir, çok sayıda park, rekreasyon alanı, ormanlarıyla yeşeren Balıkesir, prestijli sokakları, meydanları ve kamusal yapılarıyla estetik Balıkesir. Depreme karşı dayanıklı ve barındırdığı potansiyelleriyle yenilenen Balıkesir. Kültür merkezleri, müzeleri, eğlence mekanlarıyla yaşayan Balıkesir. Engelsiz erişim, sosyal hizmetler, rehabilitasyon merkezleriyle kucaklayan Balıkesir. Bisiklet yolları, spor tesisleri, kamplarıyla dinamik Balıkesir. Akıllı yönetim sistemleriyle teknolojik Balıkesir. Biz bütün bu sorunların farkındayız ve nasıl çözüleceğini de çok iyi biliyoruz. Evet, Sayın Genel Başkan Yardımcımız, Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, İl Başkanımız. Balıkesir'den Van'a geçeceğiz şimdi. 1 milyon 200 bine yakın nüfusuyla Van, Doğu Anadolu'nun önemli kentlerinden biri. Son seçimlerde HDP %59,3 oy oranına sahip olmuştu. Birinci parti çıkmıştı. HDP'nin adayı bu seçimlerde, yerel seçimlerde Bedia Özgökçe Ertan. Cumhur İttifakı'nın oy oranı ise geçmiş seçimlerde 34,8'di. Millet İttifakı'nın oy oranı ise %4,7'de kalmıştı. Millet İttifakı bu seçimde iki ayrı adayla çıkıyor. CHP'nin adayı Nurettin Beyaz, İYİ Parti'nin adayı Serkan Saygın. 31 Mart'ta Büyükşehir Belediye Başkanı olabilmek için yarışan AK Partili isimse Necdet Takva. Takva hazırladıkları 74 projeyle kenti yeni bir görüntüye kavuşturacağını söylüyor. Van'da seçim yarışı kıyasıya sürüyor. AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva 50 yaşında. Nasılsın? İyi misin? Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Yönetim bilimleri ve işletme üzerine yüksek lisansı var. 4 çocuk babası olan Necdet Takva seçilirse 74 projeyi hayata geçirmek istiyor. Kaç lira? Şu anda çarpı 12 lira, siz 13. Ona göre en büyük problem kentteki işsiz genç nüfus. Kentimizde atıl olan 1,5 milyon dekar alanımızın işlenmesi ve topraksız tarıma yönelik bir takım çalışmalar yapmak gerekiyor. İlk bir yıl içerisinde özellikle kent etrafında oluşturacağımız kent tarım alanlarıyla ve bunu destekleyecek diğer projelerle birlikte 20 bin insanımızı iş sahibi etme gibi bir perspektif ortaya koyduk. Necdet Takva,
kentin tarım potansiyelinin kullanılamadığını düşünüyor. 7 tane ilçemizde önemli termal sahaları var ve bu termal sahaları jeotermal sera bölgeleri ilan etmek suretiyle de bu anlamda bir nevi sebze ve meyveciliğin de merkezi olabilecek bir proje çalışmamız oldu. Bunların tamamını tasarladığımızda da özellikle turizm alanında yapacağımız çalışmalar, kış ve yaz turizmi çerçevesinde yapacağımız çalışmalarla beraber ilk yıl minimum 20 bin insanımızı doğrudan asgari düzeyde gelir elde edebilecekleri bir çalışmaya sevk edeceğiz. Takva, kentin ulaşım sorununa da dikkat çekiyor. Seçilmeleri halinde raylı sistemle ilgili projenin en kısa sürede hayata geçeceğini söylüyor. Son 16 gün kaldı demiştik. Adayların seçim kampanyaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Bizzat adaylar sokak sokak gezmeyi sürdürüyorlar. Seçmenle bir araya geliyorlar, esnafla buluşuyorlar. Bazı yerlerde aday için oy isteyenlerse, sokak sokak gezenlerse adayın bizzat kendisi değil, arkadaşları oluyor. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde CHP adayı Dr. Cemil Tugay'ın arkadaşları gibi. Tugay'ın arkadaşları Türkiye'nin dört bir yanından geldi. Onlar sınıf arkadaşlarıydı. Yeşil kırmızı forma giydiler ve aday olan arkadaşları için oy istediler. Kırmızı yeşil forma giyen kişilerin hepsi Türkiye'nin dört bir köşesinde görev yapan ve alanında uzman doktorlar. İzmir Karşıyaka'da CHP'den belediye başkanı adayı olan arkadaşları için bir araya geldiler. Ellerindeki broşürleri dağıtarak oy istediler. Bence zaten belediye başkanlığı siyaset bir tarafa, kişisel olarak güvenilir bir kişinin yapabileceği ve vizyonu olan birinin yapabileceği bir görev. Cemil bunun için biçilmiş kaftan. Karşıyaka İskelesi, Çarşısı ve Bostanlı yaklaşık 50 doktorun propaganda çalışmasına sahne oldu. Doktor olan CHP'li aday Cemil Turgay'ın seçim çalışmasına Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden eski sınıf arkadaşları destek verdi. Yaklaşık 50 doktor Karşıyaka spor formalarıyla broşür dağıttı. Doktorların seçim çalışmasına bando takımı da eşlik etti. İnsanların umuda ihtiyacı var, insanların doğru şeylerin yapılmasına ihtiyacı var. Bunun için elimden geldiğince konuşmaya, doğru şeyleri söylemeye ve bir şeyleri temsil etmeye çalışıyorum. Cemil Tugay, 6 yıl aynı sınıfta okuduğu arkadaşlarının desteğinden mutluydu. Karşıyaka'yı İzmir'in en güzel ve yaşanabilir yeri yapmak için yola çıktıklarını söyledi. Bu haftayı da noktaladık. Pazartesi günü saat 11.30'da görüşmek üzere.